100 yıl önce kullanılan bir drondan bahsetmek istiyorum. Gerçekten müzemize gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olduğu bir fotoğraf makinesi. Özellikle şöyle göstereyim ben size. 100 yıl önce kullanılan 30 saniyede bir otomatik çekim yapan ve 11 tane pozlama alan bir drondan bahsediyorum size. O dönemde ajan olan kişiler, makine çok hafiftir, 50 gramdır bu arada. O dönemde ajan olan kişiler posta güvercinine bağlıyor. Posta güvercinini uçuruyor. Posta güvercini belirli bölgede uçarken makine zaten 30 saniyede bir çekim yapıyor. Tabi tekrardan evcil güvercin olduğu için yuvaya dönüyor. Tekrardan ajan olan kişi makineden filmi çıkartıyor. OTAF ve Arap işlemini tamamlıyor. O dönemdeki coğrafi bölgeyi veya coğrafi bölgede kim var kim yok takip edebiliyorlar. Genellikle savaş döneminde kullanılan dronlardır. Tabii müzemizde birçok çeşit ajan makineler var. Özellikle su matarasından tutun, kitaptan yapılan bir fotoğraf makinesi var. Ayakkabı içerisinde saklanan bir fotoğraf makinesi var. Müzemize gelen ziyaretçilerimiz gerçekten şaşırıyor bu konuda. Böyle bir drone'u gördüğü zaman, aha o dönemde böyle bir şey mi kullanılıyor deyip bize farklı bir diyaloğa girebiliyor. Tarihsel açıdan da birçok şey sunuyor bizlere. Savaş döneminden tutun da öncesine, sonrasına ve beni aslında en çok etkileyen de bir güvercinin boynunda fotoğraf makinesinin olması ve bunu bir drone amaçlı kullanımı gerçekten çok etkiledi. Bir drone'un o dönemde düşünülüp de neden, ne gereksinim sonucunda olduğu bir de o da biraz da düşündürücü.